Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hatay'ın anavatana katılışının 78. yıl dönümüne tekabül eden ve bu yıl 33.sü düzenlenecek olan Erhan Aktay Futbol Turnuvası, Hatay Büyükşehir Belediyesi Esentepe Futbol Sahası'nda oynanan Şöhretler Karması ve Hatay Protokolü takımları açılış maçıyla başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Esentepe futbol sahasındaki açılış maçına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve eşi Nazan Savaş, merhum Erhan Aksay'ın eşi Meziyet Aksay, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çapar Ali, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları katılım gösterdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının kulakların pasını silen müzik şöleninden sonra şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmasını gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 64 takımın yer aldığı Türkiye'nin en uzun soluklu yerel turnuvanın Fair Play çerçevesinde bir turnuva olmasını temenni etti. 33 yıl önce değerli Erhan Aksay abimizin başlattığı, ilk adımını attığı, daha sonra benden önceki belediye başkanlarımızın da buna destek verdiği, biz başladığımızda 8 yıl önce 16, 17, 18, 15 takımla yapılan bu turnuva 8 yıl içerisinde 63 takıma çıkıp tüm Hatay'ı kapsamaktadır. Ben bugüne kadar bu destekten dolayı tüm sporcu ve spor severlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız bunu Türkiye'ye yaymak, Türkiye'de bir değer haline getirmek. Meziyet Aksay'ın başlama vuruşuyla başlayan Şöhretler Karması ve Hatay Protokol maçı, Başkan Savaş'ın da bir gol attığı Süper Lig'de ve milli takımda forma giymiş Şöhretler takımının 8-6 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından Şöhretler takımının oyuncularına katılımlarından ve desteklerinden dolayı Başkan Savaş plaket takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekildikten sonra fikstürün ilk maçı olan Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Dom Toplulukları maçı oynandı. 33.sü düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi Dom Topluluklarını 7-1 gibi farklı skorla yenerek turnuvaya hızlı bir başlangıç yaptı.